Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Nisa suresinden devam edeceğiz arkadaşlar. Türkçe meali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ayet 102'den başlıyoruz arkadaşlar. Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun, silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyarlığı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler arzu ederler ki silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar, eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. O korkulu zamanda namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah'ı zikreden korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkan ile kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır. Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı çekiyor. Oysa siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Biz sana kitap, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak Allah hain günahkarları sevmez. Bunlar insanlardan hainliklerini gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa o geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı başlarındadır. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. Haydi siz dünya hayatında onları savunuverdiniz diyelim. Peki kıyamet gününde Allah'ın huzurunda onları kim savunacaktır? Yahut onlara kim vekil olacaktır? Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder? Sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Kim bir kötülük işlerse kendi nefsine kötülük etmiş olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. Kim bir hata veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa muhakkak iftira etmiş ve apacık bir günah yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendi nefislerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitap, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emredenler
inki hariç onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar, Allah'a ortak koşan muhakkak ki derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakırlar da yalnız dişilere taparlar. Böylece ancak inatçı şeytana tapmış olurlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apacık bir ziyana uğramış olur. Şeytan onlara vaat eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi aldatmadan başka bir şey değildir. Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulmak için çare bulamazlar. İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? İş ne sizin kuruntunuza ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kötülük yapan o yüzden cezalandırılır. O kendine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Erkek veya kadın kim mümin olur da güzel amellerden işlerse işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine dost doğru olarak tabi olan kimseden din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatıcıdır. Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor. Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle davranmanız hakkında kitapta size okunan ayetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği muhakkak Allah bilir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir sulh yapmalarında onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da diğerinin askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Eğer karı koca birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onların her birini geniş lütfuyla muhtaç bırakmaz. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti büyüktür. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine
kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamd ve sena ona yakışır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar, eğer Allah dilerse sizi giderir de başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kim dünya nimetini isterse bilsin ki dünya ve ahiret nimeti Allah katındadır. Allah her şeyi çok işiten ve çok görendir. Ey iman edenler, adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa Allah ikisine de sizden daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer şahitlik ederken dilinizi bükerseniz veya çekinirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse sapıklığın en kuyusuna düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak ne de doğru yola eriştirecek. Münafıklara da haber ver ki kendileri için çok acı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Allah size kitap Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Evet sevgili din kardeşlerim, onları sizi gözetleyip dururlar. Onlar sizi diyor gözetleyip dururlar. Eğer Allah tarafından size bir zafer nasip olursa biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa bu defa da onlara size üstünlük sağlayarak sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet gününde aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar. Münafıklar küfür ile iman arasında bocalamak tadırlar. Ne bu müminlere bağlanırlar ne de şu kafirlere. Allah kimi doğru yola yoldan saptırırsa sen artık ona kurtuluş yolu bulamazsın. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsınız. Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a sarılanlar ve Allah için dinlerine samimi olarak bağlananlar müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azabı ne yapar? Allah şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir. Allah zulme uğrayanların dışında çirkin sözün açıkça söylenmesinden
hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir. Onlar Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler. Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. Bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında ayrım yapmayanlara Allah pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Haksızlıkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine açık deliller geldiği halde buzağı tanrı edinmişlerdi. Onları bundan dolayı da affettik ve Musa'yı açık bir delil yetki verdik Musa'ya diyor. Söz vermeleri için Tur Dağı'nın üzerlerine kaldırdık. Onlara o kapıdan secde ederek girin dedik. Yine onlara cumartesi yasağını çiğnemeyin dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık. Sadakallahülazim. Allah-u Teala her şeyin en güzelini söyledi arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı Cuma akşamı dilerim.